Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Müdürü Doktor Ziya Öztürkler bizlerle. Efendim hoş Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Yoğun bir dönem. Evet sizin için. Çalışmaya devam ediyoruz. Zaten normalde de yoğundu. Yüksek öğrenim olduğundan dolayı malum üniversite adasıyız. Haliyle bu koronavirüs sonrası da bu yük herhalde iki katına çıktı sizde de. Nasıl gidiyor Kesinlikle. efendim şu an çalışmalarımız? Yani yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii 10 Mart tarihinden sonra pandemi süreci ilan edildikten sonra olağanüstü bir çalışma noktasına girdi bakanlığımızda. Bu bağlamda ciddi hazırlıklar, çalışmalar yürütüldü üniversitelerimizle, YODAK'la birlikte. Bilindiğiniz üzere ilk etapta öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına, bu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına Bakanlar Kurulu'nda bir karar çıkarttık. Buradaki kararla birlikte bu dönemde öğrencilerimizin dijital ortamda eğitim almasının önünü açtık. Şu anda eğitimleri dijital ortamda devam ediyor. Allah'a şükür sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. Üniversitelerimiz adapte olabildi. Şu anda aktif eğitim veren 21 üniversitemizde dijital ortamda eğitimler devam ediyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nde veya kendi ülkelerinde, uluslararası ülkede olan öğrencilerimiz hem de kendi ülkemizdeki öğrencilerimiz bu dönemdeki öğrencilerimizi mağdur etmeme adına dijital ortamdaki eğitimlerine devam ediyorlar. Tabii bununla birlikte ilk etapta öğrencileri mağdur etmemek adına çalışmalar yürüttük. Şimdi ikinci etaptaki çalışmalarımızda bir sonraki yılın planlaması adına olan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada tabii hayatın dönebilmesi için vatandaşların bir takım talep ve istekleri var. Rutin olan işler var. Onlarla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Peki efendim şu anda eğitim dijital ortamda devam ediyor değil mi? Diğer bütün ada genelindeki üniversitelerde dijital bir platform üzerinden öğrencilere ulaşım sağlandı ve eğitim devam ediyor. Siz bunun çalışmasını gerçekleştiriyorsunuz. Sürekli istişare halindesiniz. Peki bu noktada bu dönemin sonuna normal örgün eğitime geçme gibi bir öngörü var mı yani? Yani şimdi ilk etapta tabii çok ciddi oranda bulaş gösteren bir hastalıkla, bir salgın hastalıkla karşı karşıya kaldık ve aslında eğitimdeki ilk etapta atılan doğru adımların meyvelerini şu anda ülke topluyor. Hatırlarsanız ilk en hızlı hareket eden noktalardan bir tanesi Eğitim Bakanlığı olduğuydu ve hem ilk öğretim, orta öğretim hem de üniversiteleri aynı anda eğitime ara verilmesi kararı almıştı. Bu aslında şeyden bulaşın hızının kesilmesi noktasında da çok devletin almış olduğu çok kritik bir karardı. Yani şu anda zaten böylesine bir salgın olduğu bir noktada yüz yüze eğitimin devam ettirilmesi mümkün değildi. Bundan dolayı dijital ortama geçmemiz gerekiyordu ve çok hızlı bir şekilde üniversitelerimizin de altyapısı buna hazırdı ve dijital ortamda devam ettik. Ama bir gerçek var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda ekonomiyi iyi değerlendirdiğimizde iki tane kritik noktası var. Bir tanesi turizmdir, bir tanesi yüksek öğrenim ve turizmde turiste ihtiyacın var adaya gelmek için. Yüksek öğrenimde de ekonominin daha dengeli bir şekilde devam etmesi için öğrenciye ihtiyacımız var. Bundan dolayı hiçbir zaman tam anlamıyla bir dijital eğitim veya online eğitim devletin bir politikası olmamıştır. Bu salgın noktasında kaldığımız noktada biz bunu yaratmak zorunda kaldık. Tabii önümüzdeki yılla da ilgili şu anda tam olarak salgının ne boyuta gelebileceğini, aşının ne zaman bulunup bulunmayacağı, giden öğrencimizin geriye dönmesi için sağlıklı ortamın oluşup oluşmayacağı, uçak seferlerinin nasıl olacağı, giden öğrencimizin maddi durumundaki durumunun tespitleri bununla ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların sonucunda bizler önümüzdeki yılın tam olarak hedefini ortaya koyacağız. Yani şu bir gerçek, biz her zaman örgün eğitimin yanında durduk devlet olarak ve bu örgün eğitimin yanında durmaya devam edeceğiz. Ama önümüzdeki yıl olağanüstü bir dönem yaşanacaksa,
pandemi süreci devam edecek, aşı bulunmayacak, sosyal mesafeler olsun, yani normal hayatın akışına dönemeyeceksek bazı devlet olarak açılımları yapmamız da gerekecektir. Bu açılımları yapmaktan da geri durmayacağız. Tabii ki bazı noktaların detaylı incelemeleri, araştırmaları yapıldıktan sonra, ama şu an için erken, biraz daha süreci takip edip beklemek lazım. O zaman şöyle diyebiliriz, yani bu dönem mutlaka dijital olarak sonlanacak. Önümüzdeki dönemle ilgili de kararlar daha sonra netleşecek, adımlara göre atılacak. Zaten Haziran'ın sonuna kadar dijital ortamla ilgili biz kararımızı aldık. Evet. Yüksek öğrenimde güz ve bahar diye dönemler ikiye ayrılıyor. Bahar döneminin dijital ortamda devam etmesiyle ilgili zaten kararımız alınmıştır. Orada bir sıkıntı yok. Dönem sonu sınavlarının nasıl olacağı ile ilgili kararlar yakın zamanda alınacak. Tabii burada bu olaylar sadece bize de bağlı değil. Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK, YÖDAK ve dünyadaki pandemi sürecinin takipleri yapılarak ona göre ülkemiz adına da en doğru kararların alınacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Peki mezun aşamasındakiler nasıl olacak hocam? Şimdi şu anda hem Türkiye'deki Yüksek Öğretim Kurulu olsun hem bizler mezun aşamasında olanlarla ilgili inisiyatif alıyoruz. Yani işte öğretmenlik alanlarıyla ilgili, sağlık alanlarıyla ilgili, çalışanlarla ilgili şu anda geçirmesi gerekenleri staj dönemleri vardı. Aslında normalde tam Mart, Nisan ve Mayıs ayları son sınıftaki olan öğrencilerin staj aylarıydı. Haziran'da da dönem son sınavlarını yapıp bu ilgili öğrenciler, gerekli akademik şartları yerine getirenler mezun olacaktı. Şu anda hem Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Yüksek Öğretim Kurulu olsun, hem YÖDAK olsun, hem de bizler olsun bu öğrencilerin haklarını mağdur etmemek için bunları gözlem, ödev, projeler, online sınavlarla geçiştiriyoruz ve daha önceden yapmış oldukları stajları da yerine getirmiş olarak sayıyoruz. Yani olağanüstü bir dönem ve olağanüstü bir dönem yaşandığı için açıkçası son sınıftaki olan öğrencilerin hep durumlar onların hayat süreçlerini kolaylaştıracak, bu süreçten dolayı yıllarını uzatmayacak, onlara o anlayışı gösterecek şekilde kararlar alınıyor. Dünyanın her tarafında, bizde de o şekilde. Onun için onların da stres yapmalarına gerek yok. Gerekli adımlar yapılıyor ama şartlarını yerine getirecekler. Yani bu demek değil ki bütün son sınıflardan mezun olacak. Öğretim üyelerimizin, üniversitelerinin onlara söylemiş olduğu projeler, çalışmalar, şu anda online dersler devam ediyorlar. Ona göre bazı denemeler, ona göre bazı online sınavlar olacaktır. Bunlarda da başarılı olmaları gerekiyor. Eğer bunları başarıyla yerine getirirlerse, sırf pandemi sürecinden dolayı staj eğitimlerini yerlerine getiremedikleri için herhangi bir mağduriyet kendilerine yaşatmayacağız. Peki yurt dışında okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler de var efendim. Onlarla ilgili de çalışmalar yürütüyorsunuz. Belli bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ama hala çeşitli ülkelerde bulunan vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız ne boyutta? Görüşüyor musunuz onlarla? Maddi olarak bir olanaklar sağlanması konusunda sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, burslarla ilgili bir karar vardı. Şimdi aslında devlet olarak biz onlara sahip çıktık. İki yönden sahip çıktık. Birinci sahip çıktığımız nokta, yurt dışında kalıp da anne ve babasının yanında olmayan öğrencileri adaya getirmek oldu. Hatta bazı noktalarda eleştirildik ama hiç biz geri adım atmadık. İyi ki de geri adım atmamışık. Devlet bu zamanlarda devlet olduğunu gösterir ve öğrencisine sahip çıkması gerekiyor. Da biz sahip çıktık. İngiltere'den de öğrenci getirdik, Türkiye'den de öğrenci getirdik, Romanya'dan da öğrenci getirdik. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkililerin, oradaki eğitim kültür ateşelerimizin yardımlarıyla hep öğrencilerimizi kendi adamıza getirdik. Karantina süreçlerini geçirdikten sonra da bu öğrencilerimizin büyük çoğunluğu da zaten anne ve babalarının yanlarına döndüler. Bir böyle sahip çıktık. Yani orada kendilerini yalnız başına bırakmadık ki öğrenciler de aslında devletine sahip çıktı. Şunu gördük. Böylesi dönemlerde çok işte çağdaş geçinimizden çok daha ileri geçindiğini iddia eden ülkelerin de hem kendi vatandaşına sahip çıkma noktasında hem de kendi öğrencisine sahip çıkma noktasında sıkıntıların olduğunu yaşadık. Biz öğrencimize sahip çıktık. Onlar da bize sahip çıktı. İkincisi, çok hızlı şöyle adım attık. İlk etapta yurt dışında kalan öğrencilerimizi tespit ettik. Yurt dışında kalan öğrencilerimizi tespit ettikten sonra onlara normal devletin yapması gereken burs ödemelerini yerine getirdik. İkinci, şunu yaptık ki bunlar da
Cuma günü ödendi. Onu da buradan açıklayabiliriz. Pandemi ödemesi yarattı. Bakanlar Kurulumuz, devletimiz şöyle bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu, Sayın Bakanımızın yapmış olduğu önergeye sonucunda dedik ki bu dönemde herhangi bir kriterden dolayı veya bazı şartlardan dolayı burs alamayan öğrencilerimiz vardı. Ama bu dönem öyle bir dönem ki biz bunun ayrımını yapamayız. Hangi vatandaşımız şu anda ülkemize dönememişse ve orada kalmışsa o öğrencimize de biz eğer KKTC vatandaşıysa sahip çıkalım dedik ve başvuru süreci açtık. 412 öğrenci tespit ettik. Burs alamayan ve şu anda yurt dışında kalan. Bu 412 öğrenciye de Cuma günü 1700 TL pandemi ödemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki ayda bunu gerçekleştireceğiz. Yani anne babasının yanında olmayıp şu anda yurt dışında kalan kendi vatandaşlarımıza da maddi anlamda destek çıkıyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Adamıza dönen öğrencilerimiz vardır. Onlar şu anda online eğitimlerine devam ediyor. Buradaki bazı üniversitelerimiz kendilerine ücretsiz alamadıkları dersleri sağlamak konusunda yardımları var. Birlik, beraberlik ve yardımlaşma içerisinde bu dönemi de en iyi şekilde atlatacağız. Gayet aslında baktığınızda sürecin doğru, iyi yönetildiğini ben görüyorum. Özellikle hem üniversiteler anlamında hem de öğrenci anlamında hızlı, ciddi, kararlı adımlar atılmıştır. Ve bunların hepsi belirli aşamalar çerçevesinde hayata gerçekleşmiştir. Güzel hatta köşe yazıları bile okuduk. Bizden önce burada program yapan Serhat Bey'in de bu konuda yazmış olduğu yazı vardı. O da aslında devletin böyle bir dönemlerde öğrencisine sahip çıktığında bunun manevi değerinin ne kadar güzel ve önemli olduğunun çok küçük bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Ya, sosyal devletin zaten en büyük görevlerinden biri de bu değil mi? Yani vatandaşın nerede olursa olsun, hangi şartta olursa olsun ona yardım elini uzatmak. Neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu pandemi süreciyle iyi bir sınav verdi diye düşünenlerdenim ben de. Gerçekten her alanda, gerek sağlık alanında, gerek sosyal alanda, gerek bu sürecin bu şekilde başarılı yönetilmesi adı altında güzel adımlar attı. Yani neticede inşallah bunun da meyvelerini toplamaya yakın zamanda başlayacağız. Yurt dışında ne kadar, kaç öğrencimiz var bizim hocam? Şu anda bizim toplamda 12 bin öğrencimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitimlerine devam ediyor. Hı hı. Pandemi süreci başlamadan önce de yaklaşık 4500 öğrencimiz yurt dışındaki eğitimlerine devam ediyordu. 4000'e yakın öğrencimiz şu anda ülkemize döndü. Yaklaşık 500 civarında öğrencimizin şu anda yurt dışında halen daha kaldığını ve oradaki ülkede şu anda hem online olarak eğitim hayatlarına devam ettiği, bazıları ulaşımdaki yetersizliklerinden dolayı, bazıları bu dönemde seyahat yapmanın riskli olduğunu düşünerek kendi kararlarıyla, bazıları da olanaksızlıklardan dolayı orada kalıp devam ediyorlar. Onlarla da irtibat halindeyiz. Hem WhatsApp yüksek öğrenim danışma hattı üzerinde irtibat halindeyiz. Hem kendileriyle pandemi ödemesi olsun, burs ödemesi adı altında desteklerimiz ve karşılaştıkları sorunlara cevap verme babında irtibatlarımız devam ediyor. Yaklaşık 500 öğrenci. Ağırlık hangi ülkede hocam? Ağırlık hala daha şu anda İngiltere'de. İngiltere'de, İtalya'da, Almanya'da ve Romanya'da ağırlık bu taraflarda. Amerika'da da bir grup öğrencimiz var ama en fazla ağırlıklı halen daha öğrencimizin olduğu ülke İngiltere. Peki dönüş yapmak isteyen öğrenciler var mı? Size ulaşan bilgiler bu yanda. Var aslında. Yani şu anda çok sayıda olmasa da çünkü gerçekten gelmek isteyen öğrenciyi getirdik ama gelemeyip de gelmek isteyen veya Haziran ayında ilgili dönemleri kapandıktan sonra gelmek isteyen öğrenci grupları olacaktır. Yaz dönemlerini aileleriyle birlikte geçirmek anlamında var. Öyle durumda öğrenciler var. Buradan gitmek isteyen. Evet. Şimdi dedim önce dışarıyı bitirelim. Ondan sonra zaten içeride konuşulacak çok konu var. Var yani bir grup çok olmasa da bir grup öğrenci var ama gelmek isteyen öğrencimizin %90'ının buraya geldiğini ifade edebiliriz. Şunu söyleyeyim. Çok fedakarca çalışan eğitim kültür ateşelerimiz var. Bugün hem Türkiye'de hem İngiltere'de, Azerbaycan'da olsun. Orada kalan öğrenci gruplarımıza çünkü Türkiye'de de
yurt dışı anlamında İngiltere dedik ama ana vatan olarak gördüğümüz için hep yurt dışı olarak söylemiyoruz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde de ciddi oranda bizim öğrencimiz var. Onlarla da ilgili, oradaki ilgili eğitim kültür ateşelerimiz ilgileniyor. Karşılaştıkları bütün problemlerle, sorumluluklarla, konsoloslukta da görev alan arkadaşlarımız ilgileniyor. Onun için bizi izleyen, sıkıntısı olan öğrenci grubumuz da varsa en yakın eğitim kültür ateşeliğine, konsolosluğa başvurabileceğini de tekrardan onlara aktarmış olalım. İnşallah tabii böyle sıkıntılar olmasın ama olursa da neticede KKTC devleti öğrencisinin yanında diyorsunuz. Her zaman yanında olmaya da devam ediyoruz. Peki hocam biraz da yurt içine dönelim. Haliyle eğitim adasıyız. Yıllardır, yıllar önce başlayan ve bugüne kadar gelen ciddi bir sektör Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim. Şu an kaç üniversitemiz var, kaç öğrencimiz var, bunun ağırlığı hangi ülkelerden gelen öğrenciler tarafından oluşturuluyor? Akademik kadromuz nasıl? Şunu söyleyeyim, şu anda aktif 21 üniversitemiz var. 21 üniversitemizde yaklaşık aktif 75 bin ile 80 bin arasında aktif öğrencimiz vardı. Kayıtlı öğrenci 100 bin. Bazen toplumda bunu şey yapıyor, farklı tartışmaları, sayıyla ilgili tartışmalar oluyor ama üniversitede kayıtlı olan öğrenci sayımız 100 bin ama ada içerisinde olup da aktif öğrenmeye devam eden öğrenci sayımız 75 bin ile 80 bin arasında öğrenciydi. Bu öğrencilerden 30 bin civarında olan öğrenci grubumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılmıştır. Şu anda KKTC vatandaşı dışında, zaten KKTC vatandaşları yüksek öğrenme eğitimlerine kendi ailelerinin ve üniversitelerinde devam ediyordu. 27 bin öğrenci şu anda son bir önceki haftaki istatistiklere göre 27 bin öğrencinin adamızda kaldığını tespit ettik. Bu 27 bin öğrencinin 9 bin öğrencisi Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan öğrencilerimizdir. Yaklaşık 18 bin de uluslararası öğrencimiz vardır. Bunlar işte en fazla zaten öğrencimizin geldiği nokta Nijerya'ydı. Nijerya, Irak, İran, Ürdün gibi ülkelerden gelen. Çünkü 140 ülkeden ciddi bir yüksek öğrenim başarı öyküsüydü aslında. 140 ülkeden öğrenciliğin olduğundan bahsediyoruz. Ciddi bir nokta, geldiğimiz nokta. 27 bin öğrenci de şu anda ülkemizde kalmış durumda. Tabii kolay bir süreç değil. Yani öğrenciler, 20 bin öğrenci şu anda evlerinde, üniversitelere gidemiyor, sosyal yaşamını yaşayamıyor. Bu da çok öğrenci açısından da çok iyi bir nokta değil. Ama dünyanın gerçeği şu anda bu salgın hastalıkla savaşabilmek için ve başarılı olabilmek için bir müddet evde kalmamız gerekiyordu. Sosyal yaşamdan kendimizi izole etmemiz gerekiyordu. Böyle yaptık. Böyle yaptığımız için şu anda inşallah bunlar değişmez. Ortada olan veriler de bu sürecin iyi ve doğru yönetildiğinin ve başarıya ulaşmanın da yakın olduğunun göstergesi. Tabii bu süreç boyunca 27 bin öğrencimizin içerisinde de şu anda özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden kalan 9 bin öğrencimizin yarıya yakın kısmı ülkesine geri dönmek istiyor. Veya uluslararası öğrencimizin içerisinde de yine ciddi bir kısım vardır ki ülkelerine dönmek için başvuruyor. Bunlarla ilgili de bir kampanya da başlatıldı herhalde. Sizin bilginiz var mı hocam? Gördünüz mü? Yani dün şeyden, basından gördüm. Şey olarak imza kampanyası başlatmış bazı çocuklar. Tabii bunlar sosyal yaşamda oluyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, büyük bir ülke. Şu anda geçen hafta bayramdan önce kendi vatandaşlarını ülkeye getirebilmek için yanılmıyorsam 102 uçak seferi dünyanın 25 bin kişilik bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiler yani dünyanın her yerinde. 107'ye yakın zannederim uçak seferi. Doğru. 102 ülkeden diye Gökbaşkanımızın Yektesaracın şeyini paylaşımını okumuştum. Çok ciddi rakamlar. Ama tabii orada şey dengeli yollar. Oradaki karantina merkezleri, tabii, sağlık sistemi de çok bilimsel ve iyi bir şekilde onlar da süreci yönetiyor. Bunların da ayarlamalarını yapıyorlar. Onun için ilgili öğrencimizin de muhakkak uygun zamanda gereken adımlar atılacaktır. Şu anda öğrencilerimizin de sakin olmaları gerekiyor. Zaten devlet yetkililerimiz daha bunlar çok net açıklamadı ama 4 Mayıs tarihinden sonra da bazı noktalarda bazı ihtiyaçların daha iyi karşılanması için sağlık ve bilim temelinde bazı
açılımların olabileceği bilgisini de Başbakanımız bazı açıklamalarında dile getiriyor. Birlikte takip edeceğiz bunların ne olacağıyla ilgili. Ama bir huzursuzluk yok, onu söyleyeyim. Evet. Öğrencilerimizin dün Anadolu Ajansı'nın da benimle ilgili bir röportajı olmuştu. Bazı öğrencilerle de görüşmeleri gerçekleştirdi ve bu görüşmelere de baktığımızda online eğitimden şu anda öğrencilerimiz memnun. Derslerine devam edebiliyorlar. Çok küçük bir grup var. Hem internet sıkıntısı veya bulundukları yerdeki internet sıkıntısı veya bilgisayar yetersizliğinden dolayı eğitimlerine devam edemeyen. Onun dışında öğrencilerimiz en azından eğitimlerine devam edebiliyor. Huzurlu, güvenli bir ülkede olmanın aslında avantajlarını gösteriyorlar. Bir ayrıcalık da aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evet. Yüksek öğrenim öğrencisi olmak. Bu ayrıcalıkları işte üniversitelerin kampüs, donanım, misafirperverlik veya doğası, güneşi, denizi, farklı ortamlarıyla, sosyal yaşamıyla geçiriyordu öğrencilerimiz. Eğitim kalitesiyle geçiriyordu. Şu anda da aslında öğrencilerimiz güvenli bir ülkede bulunmanın huzurunu yaşıyorlar. Bu da önemlidir çünkü birçok ülkede salgın hastalıklar çok kontrol edilemedi. Yani bugün bir İngiltere, İtalya, Almanya'nın yaşadıkları ortamları ve öğrencilerin yaşamış oldukları ortam, hasta olan öğrencileri hastanelere kabul etmediler. Evet. Hasta olan öğrenciye yardım eli uzatmadılar. Evde kalın dediler. Kendi başınıza kalın dediler. Böyle bir ülkede bulaşın olmadığı, güvenli, herkesin bilinçli olduğu bir ülkede kalmanın da aslında ve okumanın aslında başka bir boyutuyla bakacak olursak öğrenciler de onun güvenini ve huzurunu yaşadığını söyleyebiliriz. Peki hocam, yabancı öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri bir şekilde ülkelerine dönebilecekler ama yabancı öğrenciler için de herhalde bu sıkıntı biraz daha devam edecek mi? Yani bu insanların özellikle belli noktalarda çalışıp hayatını geçindirenler de vardı. Yani bu bir gerçek bu ülkede. Tabii iş yerleri kapanınca onlarda da biraz ekonomik anlamda sıkıntılar da baş gösterdi. Bunlarla ilgili durum nedir? Yani şunu söyleyeyim, ilk günden itibaren şu anda biz bakanlık olarak sadece 2500 gıda paketi dağıtımında bulunduk. 2500. Evet. Bunun dışında meyve dağıtımlarımız oldu. Farklı alanlardaki yardım malzemesi, temizlik malzemesi, temel ihtiyaçlarla ilgili dağıtımlarımız da oldu. Burada şu anda Başbakanlığın kurmuş olduğu koordinasyon kuruluyla çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Oradaki hem Başbakanlık Müsteşarımız var, Eğitim Bakanlığından da kendi müsteşarımız o komisyonda çalışıyor. Biraz sonra da hatta buradan çıkar çıkmaz yaklaşık bir yarım saat sonra buradan ayrıldığımda ben yine bir gıda dağıtımımız olacak. Şu anda gelmek üzere beni bekliyorlar. Yine üniversitelerimize gıda dağıtımında bulunacağız. Biz onlara tespit ettik. Yani şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uluslararası öğrencinin içerisinde ne kadar ihtiyaçlı öğrencimiz var. İlk etapta 2000 civarında tespitimiz olmuştu. Şimdi bu rakam sürecin uzamasıyla birlikte 3000 civarına kadar yükselmiştir. Üniversiteler, Başbakanlık, Bakanlık ve üniversiteler arasında bir koordinasyon kurduk. Üniversiteler bize listeleri verdi. Biz bu listeleri Başbakanlığa ulaştırdık. Başbakanlık bize haftada düzenli olarak 600-700'e yakın gıda paketi veriyor. Biz de bunu eşit şekillerde öğrenci sayısına göre üniversitelerimize bölüştürüyoruz. Bakanlığımızdan, Başbakanlıktan bizden de üniversiteleri alıyor ve bu öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında üniversitelerimizde işte bazıları mutfaklar kurdu, bazıları kendi olanaklarıyla ilgili öğrencilerine yardım ediyor. Halkın içerisinden çok gönüllü çıkan iş insanlarımız çıktı, farklı kategoride insanlar çıktı. Yani bu noktada şunu da söylemek lazım, sadece devletten veya bizden beklemekle bu aşılmaz. Ama Kıbrıs Türk'ü hep zor dönemlerde birlik, beraberlik ve mücadeledeki örneklerini göstermiştir. Yine de gösteriyor. Bizler elimizden geldiğince devlet en üst noktada üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Ama bu noktada herkes, üniversitelerimiz, vatandaşlarımız, bütün toplum bu yardımlaşmayı yerine getirerek bu süreci aşabiliriz biz. Yani hep daha önce de şunu söylerdim ben, yüksek öğrenim bir toplumsal bir olaydır.
her ferde, her vatandaşa düşen görevlerin olduğunu bahsederdik. İşte ev kirasından tut, yiyecek içeceğinden, yolundan, ulaşımından, sunacağın imkanlardan, gerçekten öyle. Şu anda da herkes, tüm toplum ihtiyaçlı olan herkese birlikte yardım ederek, birlikte bazı şeyleri bölüşerek devam edeceğiz. Şu ana kadar iyi yürüttük. Çok sıkıntılı bir süreç yaşanmadı. İnşallah bundan sonrasını da bu şekilde yürüterek hayatla normalleşmeye devam ederse bazı şeyler de otomatik olarak kendiliğinden kalkacaktır. Veya çalışarak hayatını idame eden öğrencilerimiz de, ben buna hiç karşı çıkmadım açık söyleyeyim. Evet. Bazen işte öğrenci çalışmayacak diyorlar. Hayır. Öğrenci, biz de zamanında öğrenciyken ben de açık söyleyeyim, çalıştığım ve aileme katkı sağladığım günler olmuştur eğitim hayatımız boyunca. Öğrencinin çalışması ayıp değildir. Çalışmak doğru bir olaydır. Onun için öğrencimizin çalışamayacağı yerler vardı. İşte ne demiştik biz? Öğrencimiz kulüplerde, kumarhanelerde, belirli inşaat alanlarının belirli noktalarında, zaten Çalışma Bakanlığımızın şartları var. Çalışamaz. Evet, bu alanlarda çalışamaz ama bunun dışında hayatını idame etmek için gerekli. Yani bir ofis ortamında, bir markette, bir restoranda olabilir diyorsunuz. Tabii ki. Yani bu alanlarda çalışan çok öğrencimiz var. Evet. Çalışacaklardır da. Bu hayat çalıştıkça güzel olur. Herkes çalışarak belli bir noktalara gelir. Onun için bu noktada da hayat normalleştikçe, bu sıkıntıda olan bazı noktalarda şu anda biz yardım ediyoruz. Hayat normalleşince kendi de birazcık bu sürece katkı sağlayarak inşallah bu sürecin de üstesinden geleceğiz. Peki bu yardıma almak isteyen öğrencilerin ne yapması lazım? Milli Eğitim Bakanlığı'na mı başvurması lazım, yoksa üniversitesine mi, ya da Başbakanlığın o 41-42 numaralı telefonuna mı? Başbakanlığın oraya da başvurabilir ama biz Başbakanlık bu sistemi kurmadan şunu demiştik. Öğrencinin aslında ilk evi üniversitesidir. En doğru bilgiye, en doğru ve en kısa yoldan ulaşabilecek nokta da üniversitedir. Ve üniversitelerde öğrenci işlerinin, uluslararası ofislerinin kurmuş olduğu yetkililer vardı. Biz çocuklara dedik ki, bize oradan ulaşın. Çünkü biz, Başbakanlık bize veriyor, biz gıdayı oraya gönderiyoruz. Onun için ilk etapta öğrencilerimiz kendi üniversitelerinin ilgili birimleriyle irtibat halinde olsunlar. Çünkü onlar, üniversiteler onları sıraya koyuyor. İmza karşılığında bunlar veriliyor. Yani bir haftada aynı öğrenciye iki defa gıda yardımında da çok dağınık bir sistem olsa aynı öğrenci iki defa da gidebilir ama bir ay olup da hiçbir öğrenciye ulaşmayabilirsin. Onun için sistematik gidersek, bizim üzerimizden gidilip onlar da üniversitelerine bunları başvurduğunda onun üzerinden daha sistematik gidilebilir. En batıdan en doğudaki üniversiteye kadar yardımlar gidiyor değil mi hocam? Tabii ki. Bu noktada gerçekten de önemli bir... Yani şunu söyleyeyim, çok ben yardımın şovu olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Biz ilk hiç açıklamadık bakanlık olarak yaptığımız yardımların görüntülerini. Ama bir baktık, bazı yerlerden işte ne bileyim şunlar yapıyor da bakanlık yapmıyor, şunlar yapıyor da bu yapmıyor dedi. Biraz görüntü verdik sırf toplumsal baskı noktasından. Onun için arkasını yine devam ettirmedik biz. Çok yani bu işin öğrenciyi deşifre etmenin, işte ben sana yardım etmenin de bir anlamı oldu. Bu bir sorumluluktur zaten. Bu görevi bizim yerine getirmemiz gerekir. Devlet şu anda, Başbakanlık güzel bir koordinasyon kurdu. O koordinasyondan bunlar dağılıyor. Bizde de haftada yaklaşık 600-700 öğrencimiz için Başbakanlık bize gıda paketi gönderiyor. Biz de düzenli şekilde üniversitelere gönderiyoruz. Lütfen öğrencilerimiz, ihtiyacı olan, buna talep eden öğrencilerimiz üniversitelerine ulaştı. Ulaşılmayanlar, sıkıntıda olanlar varsa ulaşsın. Üniversiteler de kendileri yapıyor. Bizim gönderdiklerimizden de dağıtıyorlar. Onun için böyle koordineli bir şekilde devam edelim. Peki hocam, Türkiye ile temaslar ne durumda bu noktada? Çünkü malum 80 bin aktif öğrencimize yakın bir rakamdan bahsettiniz. Bunun 18 bini yurt dışı, yani 3. dünya ülkesinden, 62 bini mi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı? Yok. Doğru mu anlıyorum? Yani yaklaşık 12 binde şey vardır. Şöyle diyelim. Yaklaşık 38 bin
Türkiye Cumhuriyeti'nden şeyimiz vardır. Öğrencimiz vardır. 28 bin civarında uluslararası öğrencimiz vardır. 12 bin, 13 bin civarında da KKTC öğrencisi vardır. Bunları zaten yan yana getirdiğinde 75 bin ile 80 bin arasındaki bir rakama ulaşıyoruz. 35 bin civarında, yani 50 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti'nden, 46-47 bin yakın Türkiye Cumhuriyeti'nden kayıtlı öğrencimiz var ama aktif öğrenci sayımız 38 bin civarındadır. Peki hocam, bunun rakamı arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben çok uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ben de bu KKTC'de öğrenci olarak geldiydim. Zaten Girne Amerikan mezunuyum. Bu noktada her zaman gurur da duyarım, Türkiye'de de söylerim Kıbrıs'tan mezunum diye. Bu rakamı da artırmak gerekiyor. Yani bir ara biz 100 binlerin üzerindeydik öğrenci sayısı olarak. Ağırlık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarındaydı ama rakamlara bakacak olursak biraz düşüş var. Bunda Türkiye'deki vakıf üniversitelerin açılmasının etkisi mi var yoksa... Düşüş yok. Yani daha önce de... Aynı mıydı? Yani 100 bin denilen hep kayıtlı rakam açıklandı. Yani şu anda da baktığımızda işte bir önceki yıl 102 bindi, bu yıl 103 bin. Yani kayıtlı rakama baktığında 1000 öğrenci artış diye gözüyorsun ama... Daha önce şey yoktu, yüksek öğrenim kayıt sistemi, öğrenci iznin genelgesi yoktu. Onun için kimin aktif, kimin pasif olduğunu devlet göremiyordu. Aslında son 3 yıl var, devlet pasif öğrenciyi aktif öğrenciyi de görür. Niye? Çünkü bu adada öğrenciysen, KKTC vatandaşı dışındakiler, diyor ki devlet, sağlık raporunu bana getireceksin, kaldığın yeri bana göstereceksin, bunun dışında öğrenci izni çıkaracağım bir yıllık. Buradan otomatik olarak pasif ve aktif olan öğrenci sayısı ortaya çıkıyor. Yüksek öğrenim kayıt sistemi, YÖKAS diye bir sistem kurduğumuz için onun avantajlarını kullanıyoruz. Yoksa o rakamdaydı, yani onu açık yürekle ifade etmek lazım ama 2014, 2015, 2016 yıllarında daha ciddi bir öğrenci sayısındaki artış gerçekleşirken son 2-3 yıl var durağan bir noktada gidiyoruz. Şimdi bir gerçek varsa böyle bir dönemde önümüzdeki yıl bir artışı beklemek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Hem ekonomik krizin hem de pandemi döneminin gerçekleştiği dönemde. Bizim ilk politikamızın mevcut olan öğrenciyi korumak, güvenli ortamımızı yaratmak olması lazım. Şu anda bakanımızın başkanlığında hem bilim kurulu vardır hem de rektörlerle bir grupta biz ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İlk etapta mevcut durumla ilgili yapılması gerekenleri ortaya koyduk. Öğrenciyi korumak için ne yapmamız gerekenleri ortaya koyduk. İkincisi de ekonomik dengenin dönebilmesi için, üniversitelerin ayakta kalabilmesi için neler yapılmasıyla ilgili çalışmalar ortaya koyduk. Şu anda bunu açıklayamıyoruz ama geçen hafta bakanımız YÖK Başkanı'na bu çalışmaları iletti. Evet. Şu anda ilk etapta Türkiye Cumhuriyeti'nden ki dengeyi korumak, o akışı sağlamak için neler yapılmasıyla ilgili hazırlığımızı yapıp bunlarla ilgili bir çalışma ortaya götürdük. Tabii bunların müzakere süreci olacaktır. İkinci kritik noktada üniversiteler ve devletin yapması gereken önlemler. Yani bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden beklemekle olmaz. Üniversitelerimiz ve devlet, bizler ne yapacağız? Şu anda bakanımızın başkanlığında bunu yerine getiriyoruz. Yani burada üniversitelerimizde gerçekten yani bu dönemdeki en olumsuz etkilenecek noktalardan bir tanesi de turizmle birlikte yüksek öğrenim. Kesinlikle. Yani onlar da inanılmaz gayret gösteriyor, inanılmaz çalışmalar vardır. Onlar da şu anda ciddi fedakarlıklar yapılıyor. Ne yapabileceğimizi biz üniversiteler ve devlet olarak da ortaya koyacağız. Yani hem YÖK'ten... Peki hocam, vatandaşa da görevler düşmüyor mu? Yani bu rakam öğrencileri buraya geldikten sonra öğrencilere daha iyi imkanlar sunmak, özellikle şu ev kiraları konusunda biraz daha kolaylık sağlamak, burayı cazibe merkezi yapmaz mı? Bakın yani görüyoruz şu an evler boşaltılıyor artık yani. Dükkanlar durmuş durumda. 30 bin öğrenci ayrıldı. Bu 30 bin öğrenci nerede kalıyordu? Ya evde kalıyordu ya yurtta kalıyordu. Bunlar da önemli sorunlar esasen. Bunlara da eğilmek gerekmiyor mu? Yani sadece devletin, üniversite yönetimlerinin sorunu değil. Esasen bu ülkenin sorunu. Tabii ki. Neticede biz dışarıdan her ay 38 bin kişi getirsek bir yılda 500 bin kişiye yakın bir rakama, yani 400 bin kişiye yakın, 400-430 bin kişiye yakın bir rakama tekabül eder. Bu adamlar yıllık buradalar yani. Sizin dışarıdan bir turist aramanıza gerek yok.
Bunlar zaten gelecekler, burada yiyecekler, içecekler, ekonomiye bırakıp gidecekler. Zaten turizmin iki ayağından bir tanesi eğitim sektörü, biri sağlık sektörü, bir de normal işte deniz, kum, plaj dediğimiz sektör. Bizde sağlık turizmi yeni yeni oluşmaya başladı. Eğitim ve normal diğer turizm alanında iyi durumdaydık. Bunu daha da iyileştirmek varken niye böyle bir yola gitmemiz gerekmiyor bence? Yani zaten hayat normale döndüğünde şunu göreceğiz. Turizm ve yüksek öğrenimin ne turist adada olmadığı için ne de öğrenci adada olmadığı için hiçbir şey aslında diyoruz eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. Yani sokağa dahi çıktığında bir eksiklik hissedeceksin. Yani o şikayet ettiğimiz öğrencinin sesi, kalabalığı veya uluslararası öğrencinin kattığı güzellikler de vardı. Kültürel anlamda, Kesinlikle. dil anlamda kattığı güzellikler vardı, ekonomiye katkıları vardı. Onları ilk etapta göremeyeceğiz. Aslında baktığımızda hayat normale döndüğünde de gerçek anlamda normale dönemeyeceğimizi Göreceğiz. hissedeceğiz. Ha bununla birlikte işte tabii ki dünyada yaşanan pandemiden dolayı bütün dünyadaki ülkelerin ekonomisi geriye gidecektir. Yani bu sadece bizi bağlayan değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi de geriye Kesinlikle. gidecektir. İngiltere'nin de, Amerika'nın da, İtalya'nın da, Afrika ülkelerinin de. Böylece öğrenciye eski olanaklar olmadığı için bazı fedakarlıklar da bizim yapmamız gerekecektir. Öğrenci dostu kafeleri, öğrenci dostu ulaşımı, öğrenci dostu uçak biletlerini, öğrenci dostu ev kiralarını, ve üniversitedeki birçok olanaklar noktasında da fedakarlık yapmamız gerekecek. Yani tabii ki kolay bir süreç olmayacak. Ama işte hep derdik bu ülkenin çok önemli iki değeri var. Turizm ve yüksek öğrenim. Zannederim bu iki en önemli değerin de en fazla eksikliğini hissedeceğimiz bir dönem. Bundan dolayı çok hızlı sistematik gitmek zorundayız. Evet, bir sonraki yıl bugünkü gibi olmayacaktır. Yani bugünkünü beklemek çok doğru bir şey değildir ama bugünlere dönmek için de çok hızlı bir şekilde çalışıp bu ülkenin sonuçta bir şekilde bu aşı bulunacaktır. Dünya tam anlamıyla da normale döndüğünde tekrardan o öğrenci hareketliliğini de yakalayabilmek için ortaya koyacağımız senaryolar üzerinde de biz de çalışıyoruz. Bu senaryoları da ortaya koyup bir an önce eski günlerimize dönmek için de hazırlıklı olmak zorundayız. Bugünden o günün hazırlığını yapmakta fayda var hocam. Çünkü o gün ben çok uzak olmadığını düşünenlerdenim. Evet, Çünkü kesinlikle. dünyada bütün herkes bunun için seferber olmuş bir vaziyette. İşte aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları bir şekilde devam ediyor. Ülkeler önlemlerini alıyor. Peki hocam şunu da soralım biz size. Türkiye Cumhuriyeti'nden önümüzdeki dönemde biraz dijital anlamda daha çok yakınlaşacağız. Doğru mu hocam? Yani şudur, eğer tabii bunlar yaz aylarında daha netleşecek. Sonuçta burada kayıtlı olan öğrenci var. Ve burada kayıtlı olan yaklaşık işte 38 bin aktif Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsettik. 38 bin öğrencinin 38 bini Eylül ayında geri dönecek mi? Dönebilecek mi? Bunun sorusunu veya işte 38 bin Tam da bunu öğrenciye soruyorum esasen. evet, sonuçta YKS olacaktır. 26-27 Temmuz'daki Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri kesinlikle üniversite giriş sınavını yapılacaktır. O sınav sonucunda da yine Kadıköy'deki üniversitelere yerleşen bir öğrenci grubumuz olacaktır. Peki bu öğrenciler Eylül ayında gelebilecek mi? Gelebilecekse problem yok. O zaman bizim zaten kampüslerimiz, şartlarımız, olanaklarımız ülke olarak hazır, sıkıntı yok. Ama gelemeyecekse bir dönem, belki Şubat ayına kadar veya önümüzdeki yılla ilgili dijital anlamda kayıt ve dijital anlamda derslere devam edilmesi gerekecek. Çünkü bu alanı kapatamayız. Bu alanın devam etmesi, sürdürülebilirliği olması lazım. Onun için böyle bir çağda ve dönemde tamamen dijital ortamı da dışlamak mümkün değil. Ama tabii biz hep devlet politikası olarak örgün eğitimin yanında olduğumuz için bekleyeceğiz. Eğer en büyük arzumuz çok kısa bir zamanda dünyanın bu pandemi ve korona sürecinden kurtulması anlamında olacaktır. Ama ciddi anlamda baktığımızda belki de Eylül ve Ekim aylarında tamamen eskiye dönmenin de çok zor olabileceği ile ilgili bilimsel yaklaşımlar var. Onları da takip ediyoruz. Eğer Temmuz ayı gibi bu bilimsel yaklaşımlar daha öngörüler çok güçlü bir şekilde kalırsa Temmuz ve Ağustos aylarında da GÖK'le görüşerek bakanımız gerekli açılımlarla ilgili
kararları üretecektir. Biz çalışmalarımızı yapıp gerekli mercilere sunacağız. Evet hocam, artık programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Varsa son cümlelerinizi de alalım. Ben teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dilemek isterim. Çok sağ olun, sizleri burada ağırladık. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Müdürü Doktor Ziya Öztürkler bizlerleydi. Kendisiyle ilgili yüksek öğrenimdeki konu başlıklarını ele aldık. Bu programın sizlere ulaşmasında yardımcı olan yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na teşekkür ederiz. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Yarın yeni bir gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.